Sen bana ne yapıp ne yapamayacağımı söyleyemezsin Burhan. Ben senin kölen değilim. Hatta ben senin hiçbir şeyin değilim. Bana bak, sen Genco aşiretinin gelinisin. Ona göre davranmak zorundasın. Sana kalan paraya da bel bağlama. Törelerden daha güçlü olamazsın. Törelerin önüne geçemezsin. Ben de kan dökülmemesi için sonuna kadar töreleri kollayacağım. Emin ol, ömür boyu burada kalmayacağım Burhan. Emin ol. Aziz, haydi! Doğduğundan beri burada mı yaşadın? Hayır. Okul için ayrıldım. Ne okulu? Üniversite. Üniversite mi? Bunda bu kadar şaşıracak ne var? Şaşırdım işte. Ağların okumasına gerek yok. Baksana, her konuda seni bilir kişi sayıyorlar. Nerede okudun? Ankara'da. Ciddi misin? Hangi bölüm, hangi üniversite? ODTÜ'de, matematik. Ama yarıda bıraktım. Neden? Öyle gerekti. Nasıl yani? Bayağı öyle gerekti. Üşüdün sen. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Dilan'ın okula gitmesi için nasıl ikna ettin? Ettim bir şekilde. Aman aman, söyleme zaten. Sizin ağalık yöntemleriniz beni aşar. Kapatmasan olur mu? Rahatsız olmazsan biraz okuyacağım da. Tabii ki rahatsız olmam. Zamanla yerleşir yaşadıkların. Yeniden konumlanır. Çoğalır anlamları, önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan yaşadığın şey çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı halini alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman sizi kanatır. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Günlerin dökümünü yap. Benim senden, senin benden habersiz alıp verdiklerini kim bilebilir ikimizden başka? Almamız gereken başka bir şey kaldı mı? Bir de kitapçıya uğrayalım. Hem kendime hem de Dilan'a bir şeyler almak istiyorum. Tamam. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Evler, yapılar, büyüleyici. Sadece şehrin yapısı değil. Yaşanılan hayatlar, insanlar. Hepsi birbirinden güzeldir. Türk'ü, Kürt'ü, Süryanisi, Yezidileri, Arabı, Sünnisi, Alevisi hep birlikte kardeşçe yüzyıllardır yaşar burada. Bunca güzellik arasında her evde acı bir masal yaşanıyor. Yüksek duvarlı evlerimizde kimse kimsenin acısını bilmiyor. Her ev kapalı bir kutu gibi. İnsanlar gibi. İnsanlar da kapalıdır. Kimse kimsenin ne hissettiğini, ne düşündüğünü bilmiyor. Ne oldu Sıla? Bu mu senin ağlığın? Küçücük bir kız okumak istiyor. Senin aşiretin onun için ölüm kararı alıyor. Sıla, bilmediğin işlere karışma. Niye? Ağanın karısı değil miyim ben? Benim de bilmek hakkım. İyi o zaman, bil işte. Bizde kaçanın sonu budur. Yer yarılır bulunur. Sen de adımlarını buna göre denk al. Bu kadar kolay değil mi? İnsanlar içeride yas susun, sen çek git, kaç. Sıla,
Bilmediğin şeyler var diyorum. Bilmediğim şeyler varmış. Mesela senin bir katil olduğunu. Sen ne biçim adamsın ya? Daha kaç yüzün var söylesene. Bir gün iyiliğine bakıp kanıyorum. Ertesi gün öfkenden ürküyorum. Bir tek yüzüm var. O da gördü. İçimde benden başka bir ben yok. Yalancı. İçinde bir katil var. Daha kaç kız öldürttün ha? Geceleri nasıl rahat uyuyorsun? Vicdanın dar etmiyor mu dünyayı sana? Seninle aynı çatı altında olmakta utanıyorum. Şey diyecektim. Daha önce evli olduğunu neden bana söylemedin? Yezda'yı diyorum. Neden söylemedin? Yeri gelmemişti. Narin anlattı da. Çok sevmişsiniz birbirinizi. Bu konuyu kapatalım Sıla. Peki Boran'a. Bu derdimi sen anlarsın. Yüreği yaralı turnam. Sarı turnam ne de yanık ötersin. Yolun ne yan ne tarafa gidersin. Ben ne yaptım? Ben iğrenç bir adamım Sıla. Özür dilerim Sıla. Özür dilerim. Sıla ben... Emre ile seni çok kıskandım Sıla. Çok kıskandım seni Sıla. Dokunma.
Öyle olmasını ben mi istedim sanıyorsun? Ne istediğin umurunda değil. İnsanlar ölüyor, sen sessiz kalıyorsun. Ne biçim ağasın sen? Niye vazgeçiyorsun doğrularından? Daha önce de söyledim. Ben töre yazmam. Uygularım. Benim içim yanmıyor mu sanıyorsun? Madem sen ne dersen de başkalarının dedikleri oluyor. Sen niye varsın o zaman? Ha? Ben bırakıp gitsem, benden sonra gelecek olanın benden daha mı iyi olacağını sanıyorsun? Ağalıktan kaçılmaz. Ben ağa olmak için doğdum. Babam da öyle. Oğlum da öyle olacak. Orası beni ilgilendirmez. O kadar çaresizsiniz ki, aynı bir akrep gibi kendi zehrinizle kendinizi öldürüyorsunuz. Sıla, sakin ol. Ne olursa olsun hareket etme. Tamam Sıla, geliyorum. Ne olursa olsun bir adım bile atma Sıla. Ne olursa olsun. Bile bile önüme gidiyorlar. Geliyorum şimdi. Tamam, sakın kımıldama. Yoksa atlatamaz. Rahatsız mı oldun? Yok, olmadım. Boran, sana bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum, söyle. Konu benimle ilgili değil. Ayşe ile ilgili. Bir sıkıntısı var. Hüseyin değil mi sıkıntısı? Sen biliyor muydun? Hı hı. Tabii unuttum. Ağaların gözünden hiçbir şey kaçmaz değil mi? Peki Ayşe'yi başkasının istediğinden haberin var mı? Yok, bilmiyordum. Söylemedi Şivan. Ayşe çok üzgün. Abisi seni ona verelim demiş. Peki niye istemiyor Hüseyinler? Başlık parası yüzünden. Düşünebiliyor musun, bu çağda Şivan kız kardeşin mutluluğunu parayla satıyor. Sıla, bu konuya İstanbul gözüyle bakma. Şivan o parayı kendi için istemiyordur. Gene kardeşi için kullanacaktır. Peki tamam. Öyledir ama sonuçta bu para Ayşe ve Hüseyin'in evlenmesine engel oluyor. Eğer biz, yani sen el atmazsan Ayşe istemediği birisiyle evlenecek. Ne düşünüyorsun? Hüseyin'i severim. İyi çocuktur. Ayşe ile de birbirlerine çok yakışırlar. Yani? Yani konuşurum ben Şivan'la.
yine buraya sığınmışsın. Evde bana ait pek bir yer kalmadı. Kendimi iyi hissettiğim her yerde duvarlar büyüyor. Bir tek burası kaldı bana ait. Ne yapayım Boran? Ben inandığım şeyi savunuyorum. Zeyşen o tecavüzcüsüyle evlendirmesine göz mü yumsaydım? Sıla, töre için başka şansımız yok. Bunu anlamıyorsun. Eğer onunla evlenmezse hayatından olacak Zeyşen. Her zaman başka bir yol olmalı. Üçüncü bir yol olmalı. Sen onların ağası değil misin? Bulmalısın. Benim elimden bir şey gelmez. Hayatta maalesef hep iki yol vardır. Birinden birini tercih etmek zorundasın. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Haksız mıyım? Burayı dedem ninem için yaptırmış. Özel bir de hikayesi vardır. Anlatmayacak mısın? Önce doğum gününü kutlayalım, ondan sonra anlatırım. Peki, tuttu yine Boran Ağa'nın adı. İçeri girelim mi, üşüdüm biraz. Hı hı. Çok güzel görünüyor Boran. Sen mi hazırladın? Evet. Servis benden, yemekler otellerde. Rahatsız olmazsın değil mi? Yok, daha değişik. Çok yakıştı. Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Patlıcanı çok severim zaten. Nesi olsa yerim. Öyle mi? Ben de patlıcanı çok severim. İnsan bazen söyleyecek, konuşacak bir şey bulamıyor. Çok normal. Ortak yönümüz yok ki. Yani çok yok. Bu yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor.
çok güzelmiş. Dur ben takayım. Ne güzel dans ediyorsun. Nereden öğrendin? Sus. Müziğin sesini duyamıyorum. Öyle mi? Bundan sonra hiç konuşmayacağım o zaman. Sen bana ben sana benzersek ne olur? Aşk bu aşk olacak, sen izin verirsen yaşanacak. Seni seviyorum Zıla. Seni seviyorum.